Ses yine yok. Tamam 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 tamam. Ses, ses, yok ses yok. Tamam biliyorum biliyorum biliyorum. Sakın yazmayın. Herkes hala yazıyor. Arkadaşlar biliyorum. Yine unutmuşum. Sakin olun lütfen. Lütfen ses yok yazmayın daha fazla. Tamam şimdi. Bugün saçlar o kadar yağlıydı ki yayın falan filan da açmak istemedim bir yandan da. Bir yandan da Five Nights at Freddy's'in yeni oyunu sızdırılmış. Yani Five Nights at Freddy's'in yeni sızdırılan oyuna bakacağız. Bir diyeceğiz olmuş mu olmamış mı sizce ben izledim birazcık ee, söyleyeyim yani güzel olabilir tatlı tıkırında bir oyun olacak ama günün sonunda hani vay anasını be ne kadar iyi oyundu dedirttirmeyecek çünkü ana karakterin tasarımları falan filan baya beni rahatsız etti çok da hoşuma gitmedi ama hemen hızlı bir şekilde şuradan müziği kapatıp size de trailer'ı izletmek istiyorum daha fazla beklemeden abi şöyle yapalım ben direkt size ekranı zım zım vereyim. Bu daha leaklenmiş. Scott'ın yani ana yapımcının dediğine göre bu oyun tam olarak hani official değilmiş. Yani ana hikayeyi anlatmıyor da olabilirmiş ee, gibi gibi şeyler. Kilo almışsın. O ben kiloyu çoktan aldım. Ben yayınlara başladığımda 75 kiloydum. Şu an kaç kiloyum? 80 3'tü en son, 80'e indim tekrardan diyebiliyorum. 70'e düşeceğim yakında, yavaş yavaş eski Adal kilosu diyeceğim, benim de hoşuma giden kiloma ulaşacağım. Neyse, şimdi yavaştan sesi açıyorum ve izleyelim bakalım. Trailer'i buymuş. Ya, yani pixel dizaynı acayip tatlı duruyor. O konuda gerçekten iyi. Minecraft yok gençler yazan. Abi götten neden bir şey yapıyorsun yani? Bugün Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Az önce yanda da gözüktü yani. Boş adamlara kanmayın. Mesela bu ana karakterin tasarımı çok kötü bence. Bir de diyalog kısımları piksel değil ya. Biraz koparıyor hikayeden. Ama böyle açık dünyamsı bir şekilde etrafta koşturursak tatlı olabilir. Yani çünkü piksel olarak muazzam. Bu arada Into the Pit bir tane Five Nights at Freddy's'in kitabı diye biliyorum ben. Bende de var, hediye etmiştiniz imza gününde. Onun dışarısında birazcık daha leaklerle alakalı bir şeyler var. Onu da şuradan açıp izleyelim abi hızlı bir şekilde. Adam leakleri paylaşmış böyle hani. Bu trailer, official trailer. Burada bir ost'u paylaşmış, bir müziğini paylaşmış. yani gerilim ve müzik. Onun dışında böyle bir jump scare ekranım var. Onun dışında sadece böyle koşuşturma. Hani bizi Springtrap kovalayacak, biz kaçacağız. Ana karakter hala benim çok hoşuma gitmedi. Burada yatağın arkasından çıktığı bir an var. Hani şey gibi sen etrafta dolaşacaksın bir yandan birden çıkabilir, çıkmayabilir. Bu tarz pixel oyunları seviyorum. Ana karakter birazcık daha tasarıma güzel olursa belki sürekli korkmuş bir şeyi de böyle. <laughs> etrafa böyle sürekli göz atıp saçma sapan hareketler yapıyor. O, hoşuma gitmedi benim. Onun dışında Chica falan tasarımlar çok güzel. Yani piksel olarak mükemmel. Sadece ana karakter haricinde. Ana karakter berbat. Onun dışında her şey çok 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 tatlı duruyor. Mesela burada da koşturma sahnesi. Bu arada atmosfer değişiyor bakın. Yani zamana göre e, belli şeyler değişiyor. Işıklandırmalar değişiyor. O yüzden güzel olmuş. Burada da bunların hepsi screenshot bu arada. O yüzden tıklıyorum böyle videoyu aç ama gerek yok. En başta Jazz Pizza'ya gelişimiz var. Arka planda işte girmeye çalışıyoruz. Büyük ihtimal gizden girmeye çalışıyoruz hikayesinde de büyük ihtimal e, tam kitabı okumadım. Siz oradan yardırırsınız bana. E, bu karakter bir şekilde sızmaya çalışıyor değil mi buraya? Hikayeleri duyuyor. Bu fan oyunu. Biliyorum fan oyunu olduğunu. Fan oyunlarının nasıl Scott şey yapıyor. Scott ilgileniyor. Scott bizzat bununla ilgileniyor. Şu an resmi değil dedi zaten. Ama fan oyunları resmi hikaye anlatabiliyor. Yani şey gibi. Skat bunun üzerine duruyor. Mesela filmin yapımında da senaryosunda vesaire arkasında duruyor. Diyor ki abi burayı kesin. Burası olmasın. Bence bunu ekleyin. Adam %100 Kontrol sahibi olmuyor zaten hani baktı bir şekilde e, seveceği bir şey oldu official diyecek yani resmi bir şekilde bu bizim e, oyunumuz diyecek yani ama fan oyunu olarak çıkacak tabii ki yine e, böyle projelerin arkasında duruyor fan oyunu olması o yüzden hani öbür oyunlar gibi yani bu fan oyunu deyip geçmeyin orada ücreti de kırışıyorlar sıkıntı çıkmıyor yani. Ee, mesela atmosferleri iyi. Mesela bu ışık, karanlık atmosferleri iyi. Burada etrafta dolaşması. Bunlar hep sızdırılan screenshot'lar hep. Mesela burada müdürle falan konuşuyorsun. Senin e, sınıfta olman gerekmiyor müdür. Bu Kindergarten'ı oynadınız mı? Kindergarten'ı oynadıysanız ondaki olaya çok benziyor. Yani baktığınız zaman tasarımlar vesaire okula gidiyorsun, okul hayatın var. Bir yandan da gidiyorsun işte e, terk edilmiş animatroniklerle dolu bir yere gidiyorsun. Yani olabilir. Kindergarten çok eski bir oyun kaldı şu noktada belki ama daha farklı bir yana çekebilirler oyunu. Bunlar nereden sızdırıldı? Neden bu kadar netler bilmiyorum. Bunları piksel dizayn için mi kullanıyorlar? Hiç fikrim yok. Burada promo zaten direkt olarak afiş bu şekildeymiş. Bu kitabın aynısı. Kitap şurada bir yerde duruyordu benim sürekli olarak. Neredeydi o? Etrafta atılıp duruyordu. Şu an burada değil galiba ya hatta bir dakika burada değil dediğim burada bak neredeymiş nerede abi kitap Freddy'nin pizza dükkanında 5 gece Fazbear'ın korkunç tipleri top havuzunun derinliklerinde into the pit diye geçiyor işte top havuzunun derinliklerinde aslında daha farklı bir çevirisi var ama kitapta aynı bu şekilde yani. Tasarımı birazcık daha piksel e, arta çevirseler güzel olurmuş. E, buradaki dizaynın birebir aynısı değil. Burada mekanik durmuyor o kadar. Burada birazcık daha fazla mekanik duruyor. Öyle bir olayı var. E, onun dışarısında başka bir tanesini görüyoruz farklı yerlerden. Bunlar hepsi hazırlanan menü konseptleri. Bunlar yani hep taslak yani konsept çizimler vesaire var. Burada da zaten söylüyor bu tam olarak not officially uh, değil ya still not officially yazıyor bak bu uh, Drake Scott'ın oyunun ana yapımcısının yazdığı bir post yani şimdilik değil ama olabilir de imajını veriyor o yüzden de baktığın zaman bu oyun günün sonunda belki de yani olabilir. Neden olmasın? Neden ol olmayabilir ki yani? Nereden alabilirim kitabı? oğlum Kitabı ben mi satıyorum yani bilmiyorum. Git bir yere bir kitapçıya şey yap. Hiç kitapçı bilmiyorum. Dinar'a git. İdefix mi vardı? BKM. Bilmiyorum. Bir yere git yani vardır illa. <laughs> Yani o, o o kısım beni ilgilendirmiyor. Sen ne alacaksın? Hey ben yanlık alacaksın ya da algoritma kitabını alacaksın da o kanalı. Onlara yardımcı olabilirim abi. Genellikle yayın evinin adı 7 ve 10 olduğu için... Y ile başladığı için alfabetik sıraya göre koyuyorlar. Genellikle en aşağı raflarda oluyor o yüzden şansıma. Yani bir kitapçıya giderseniz aşağı doğru bakıp... ...oralarda ararsanız kitapları mor ve sarı renkte o zaman anlaşabiliriz. Tamam bu da Five Nights at Freddy's'in yeni oyunuydu. Açıkçası piksel tasarımı vesaire fena değildi bence hoşuma gitti benim. Şimdi de direkt yapıştıralım abi bir Eurobrain. Bu bu yayın kısa olacak bu arada. Size söyleyeyim çünkü e, kırgınlık var. Hasta olacağım galiba. Dün e, doğum günümde de öyleydi. Doğum günüm dedim. Bilmiyorsanız onda da biraz kırgındım böyle. Garip hissediyordum. E, olduğu kadarıyla. En son En son nerede kalmıştık abi? En son kaldığımız yer. Buraya bir baskın yedik ve günün sonunda burada sürekli